Şunu sormak istiyorum ben. Biraz önceki söyleminde aslında biraz şey yaptı ama onu bir netleştirmesini istiyorum. Dedi ki 2011'de bir tane bile başı örtülü milletvekili adayı olmayınca biz, hatta fotoğrafı göstererek, biz eğer yoksa aday, oy da yok dedik. Başörtülü aday yoksa. Sizce AKP bilerek mi bu işi, başörtüsü meselesini uzattı? Bilerek mi bunun çözümünü zamana yaydı? Oradan oy devşirdiği, bu gerilimin devam etmesinden faydalandığı için mi buna devam etti? Çünkü biraz önce de hala yasal teminat altında değil, dönüp sorsunlar dediniz. Bunu AKP bilerek mi çözmüyor? Bu kadar güçlü bir çoğunluğu olduğu halde, %50'lerde oy aldığı halde. Evet. 28 Şubat'ın tabii ki muhafazakar çevreler üzerinde, özellikle başörtülü kadınlar üzerinde çok taze, henüz kanamakta olan bir yarasız ve sancıları ve bedelleri yaşanıyor iken ilk seçimde kazanan ve iktidar olan bir AKP gerçekliği vardı. Partinin kapatılması meselesi, işte Ergenekon'du, balyozdu, darbecilerdi, darbecilerle hesaplaşacağız, işte iktidar olduk ama muktedir olamadık gibi, işte çıraklık dönemi, ustalık dönemi gibi pek çok ustalıklı argümanlarla konsolide edebildi tabanını. Ve insanlar yani düzeltirse, yaparsa zaten AKP yapacak, Erdoğan yapacak şeklinde hem bu umudu ayakta tuttular, diri tuttular, hem de bir oyalanma sürecine gittiler. Çünkü kendilerinin bir dahaki seçimde de işte biz muktedir olacağız, şu alanı da alacağız, biz iktidar olduk ama devlette her tarafta gücümüz yerleşik değil şeklinde insanları her bir seçimde bu umudu tazeleyerek sonuca varmaya çalıştılar. Fakat bugün olmuş, bakın 18 yıl olmuş ve şu anda yargısından medyasına, ekonomisinden siyasetine, toplumun her alanında sadece tek bir kişinin karar verme yetkisiyle ağzından çıkanlarının vahiy gibi kabul edildiği, yasa gibi kabul edildiği böyle bir ülkeye, topluma dönüşmüşüz ve bugün olmuş hala başörtülülerin yasal olarak toplumun her tarafında çalışabilme, var olabilme güvencesi hala gerçekleşmedi. Peki. Yani bu anlamda yapay ve sahte bir istismar söz konusu. Hüda Hanım, çok teşekkür ederim. Son olarak süren bitiyor. Gökçe Hanım'a ben şöyle sorup kapatayım bu bölümümüzü. Teşekkür edeyim sizlere. Şimdi bütün bu son 3-4 gündür olan biten, siz dediniz ki ben gençlerden sorumluyum. Biz de biliyoruz ki özellikle genç tabanda ne böyle bir sorun var, ne böyle bir ayrışma var artık. Türk, Kürt, o etnik... Gençler, çevreci misin, değil misin, geziye katıldın mı, katılmadın mı, hayvan haklarını savunuyor musun, savunmuyor musun, bunlar da birleşiyorlar. En azından yani anketler bunu söylüyor. Siz şimdi özellikle CHP'nin tabanında ya da muhalefetin tabanında bu iktidarın bu işi alıp da bu kadar büyütmesi, CHP'ye yüklenmesi, CHP zihniyeti demesi, vitrin manken demesi nasıl etki yarattı? Sizce bir kaybınız oldu mu muhalefet ve de özellikle CHP olarak? Tabii biraz önce yayın kopmuştu, o yüzden o soruya da çok kısa bir kısacık ekleme rica edeyim isterim. Süren bitti çünkü reklama tamam. Gideceğiz. Tamam, çok kısa gireceğim. Kadınlar ikinci olarak söyleyecektim. Kadınlar şiddete uğradıkları için birçok yerde, biz davaları takip ettiğimiz için aslında maalesef mağduriyette birleşiyoruz ve birbirimizin hikayelerini daha çok anlayabildiğimiz için orada aslında geri kalan kimlikmiş, işte hangi etnik kökendenmiş, hangi dine inanıyormuş, inanıyor muymuş, hangi yaşam tarzına mensupmuş, buna çok bakmadan sadece bir arada olmaya çalışıyoruz, birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. O yüzden o karşı mahalle dedikleri şey bizim için karşı mahalleden başka bir şey aslında. Evet. Sadece konuşacağımız biri ve gençler açısından evet, dediğiniz gibi o meseleler çok önemli ama çok çok daha önemli bir mesele var. Onu da söylemeden geçmemek lazım. Gençler iş istiyor. İş. Genç işsizliği o kadar yükseldi ki şu son dönemde gençlere ilk sorduğunuz şey yani ne derdin var diye sorduğunuzda gençler iş istiyorum diyor. Gençlerin şu an kurduğu en büyük hayal iş.
O yüzden mesele önce istihdam sorunu çözmek ve geri kalan ayrışmalar dediğimiz, biraz önce söylediğimiz, yani bu ayrışmaların veya Cumhurbaşkanı'nın vitrin süsü demesinin ya da bizi böyle kutuplaştırmaya çalışmalarının bizim için, gençler için hiçbir anlamı yok. Ve zaten gençlerden aldığımız karşılık da tam da bu yönde, kendilerine zarar veriyorlar. İktidar partisi mensupları böyle yaparak gençlerin oyları konusunda gerçekten büyük hezimete uğrayacaklar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen bitirirken bir cümle ilave etmek istiyorum. Hemen bir çok cümle. Çok kısa rica edeceğim. AKP iktidar olurken özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Başörtülülere ve LGBT'lere anayasal yaşam güvencesi, var olma güvencesi sözü vermişti. Ve HDP olarak bizler Türkiye'de ilk defa başörtülü belediye başkanı HDP'den seçilmiş iken başörtülü belediye başkanına kayyum atayan ve yıllarca da hapseden yine AKP iktidarı oldu. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Evet, yani biraz önce reklama giderken de söylemiştim. Sizin de gördüğünüz şiddet eylemler sırasında zaten çok şeyi anlatıyordu. Pek, yani siyasi olarak gördüğünüz şiddet anlamında söylüyorum. Çok teşekkür ederim. İki kadın siyasetçi, Dağkaya ve Gökçen'i ağırladık bu akşam. Konuk ettik ve onların görüşüne başvurduk. Şimdi devam edeceğiz. Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam geliyor. Hem şu ana kadar konuştuklarımız devamlı konuşacağız ama Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görüntüleri konuşacağız. Reklama gitmeden önce hemen görüntüleri bir gönderelim. Birazdan konuşacağız. Bakın, bugün Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektöre gelen protestolar. Şimdi bazı seyircilerimiz demiş ki, ya niye, nereden çıkardınız? Sanki uzun zamandır bu yok muydu? Bütün üniversitelere zaten Cumhurbaşkanı istediği rektör atanıyor. Evet, onlar zamanında da eylem vardı. Onlara da itiraz ettik ama neden? Burada bir fark var. Cumhurbaşkanı, evet, Cumhurbaşkanı atıyordu zaten ama bu üniversitenin üyesi değil. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu ilk kez oluyor. Evet, Cumhurbaşkanı atıyordu ama üniversiteden değil, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi değil. Evet. Dışarıdan bir öğretim üyesi.